Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler Hıdırlık Tabyası'ndaki Balkan Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti. Türklerin Balkanlardaki 600 yıllık tarihinin anlatıldığı müzeyi gezen öğrenciler, tiyatrocu yazar Özgür Özgülgün tarafından yazılan Açık Hava Müzesi Edirne kitabının performans etkinliğine de katıldı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin tarihi ve kültürel yapılarıyla Açık Hava Müzesi özelliğini taşıdığını söyledi. Açık Hava Müzesi Edirne diyoruz. Gerçekten Açık Hava Müzesi Edirne. Yani baktığın zaman birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. Ama Osmanlı'ya yaklaşık bir asır ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un fethi sonrasında Edirne hiçbir zaman değerini yitirmiyor. Tiyatroda, sanatta, kültürde, ilimde, bilimde saha buluyor Edirne. Çünkü Balkanlara, Rumeli, Avrupa'nın fethi burada. Namazgah burası Edirne. Biz de Edirne olarak ne yapalım dedik. Özellikle Edirne'de yaşayan çocuklarımız yaşadıkları şehri sevebilmesi için onu tanıması gerekiyor. Yaşadığı şehri. Biz de tiyatro oyuncusu ve aynı zamanda çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün'le beraber bir Açık Hava Müzesi Edirne kitabı yazdı Özgür Bey. Onu hem dijital platformda sergiliyoruz hem de basılı olarak çocuklara veriyoruz. Ama verirken şunu yapıyoruz. Özgür Bey'le çocukları buluşturuyoruz. Özgür Bey Açık Hava Müzesi Edirne'yi çocuklara anlatıyor. Bütün unsurlarıyla, kültürel unsurlarıyla, tescilli yapılarıyla, müzeleriyle anlatıyor. Sonunda da çocuklara kitabı hediye ediyoruz. Bugün de ilimiz merkezde bulunan iki okulumuzun öğrencileriyle Açık Hava Müzesi Edirne kitabımızın performans etkinliğini yapıyoruz. Şunu biliyoruz biz. Çocuklar tanırsa sever, severse korur,